Dijital devlet kavramı, literatüre yeni kazandırılmış bir kavram. Çünkü dijitalleşme dediğimiz çağ, geçmişini yaklaşık bir yarım asır kadar öncesine dayandırıyor. Özellikle bilgisayar teknolojisinin ortaya çıkması ve gelişmesi, ardından da internet araçlarının yaygın olarak kullanılmasıyla 21. yüzyılla beraber insanoğlu artık farklı bir çağda yaşamaya başladı. Tabii bununla beraber web 2.0 devrimiyle mobil internet kullanımı yaygınlaştı. Ve son olarak da 2019 yılı sonlarında Çin'in Wuhan eyaletinde başlayıp tüm dünyayı kısa bir süre içerisinde etkisi altına alan koronavirüs, Covid-19 pandemisi sebebiyle insanoğlu evlerine kapanmak zorunda kaldı ve devletler yürütmek zorunda oldukları hizmetleri dijital araçlar üzerinden sunmaya başladı. Tabii ki bununla beraber sadece devletler değil teknoloji şirketleri de e, yatırımlarını bu alana yoğunlaştırıp araştırma geliştirme faaliyetlerini arttırınca e, tamamen dijital bir çağın içerisinde bulduk kendimizi. E, ve bu çağ içerisindeki devlet kavramı, devlet örgütlenmesine de artık bir sınıflandırma olarak dijital devlet kavramını kullanıyoruz. E, bir tanım yapmak gerekirse dijital araçları kullanarak e, vatandaşlarını, kişileri koruyan e, bir örgütlenme modeli olarak e, devleti tanımlayabiliriz. Dijital araçlardan kastımız ise başta internet ve bilgisayar teknolojileri, yapay zeka teknolojileri, işte blok zincir teknolojileri gibi günümüz dijital araçlarını sıralayabiliriz. Bu halen gelişmekte olduğu için belki de yakın zaman içerisinde farklı farklı araçları kullanacağız. Ancak devlet mekanizması, devlet tüzel kişiliği bu araçlarla hem şimdiye kadar tarihsel olarak kendisine tanımlanan e, misyonu yerine getirmekte hem de e, kamu hizmetlerini sunmakta e, yönetim şekline göre, siyasal ideolojisine göre vatandaşlarına sunduğu, sunacağı hizmetleri çeşitlendirmekte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinden yani ülkemiz üzerinden örnek verecek olursak e, bir asırlık bir cumhuriyet deneyimi olan ülkemizde e, devlet e, ilk kurulduğu yıllarda, Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk kurulduğu yıllarda Devlet mekanizması olarak bu topraklarda yaşayan insanları koruma görevini insan faktörü üzerinden e, icra ediyordu. Tabii ki kamu görevlisi dediğimiz bu insanlar e, çağın gereklerine göre bir takım araçları kullanıyordu. İşte ilk otomobiller, araçlar, endüstri araçları, silah sanayi teknolojileri bunlar örnek olarak gösterilebilir. Ancak dünyadaki teknolojik gelişmeleri paralel bir şekilde belki bir 10-20 yıl, 30 yıl gecikme olabilir ama ülkemizde de bilgisayar teknolojilerinin kullanımına başlanması gerek endüstriyel teknolojilerde, gerek sanayide, gerek eğitimde, kamu hizmetlerinin sürdürüldüğü her alanda etkisini göstermeye başladı ve e-devlet dediğimiz elektronik devlet kapısı araçlarıyla şu anda binin üzerinde kamu hizmeti dijital ortamda sunulabiliyor. Bu hızlanma son 20 yılda, 25 yılda çok arttı. Tüm dünya ile beraber Türkiye'de internetin yaygın olarak kullanılması, yapay zeka teknolojileri ile beraber şu anda Türkiye Cumhuriyeti kamusal makamlarının neredeyse tamamı dijital araçları kullanıyor. İşte dijital devlet dediğimiz bu. Burada üzerinde durmak istediğim konu ise şu. Dijital devlet sadece dijital imkanlarla kamu hizmetlerini sunan devlet olarak anlaşılmaması gerekiyor benim kanaatimce. Çünkü devletin en önemli unsuru olarak insan unsurunun da dijitalleştiği bir dünyada devletin insanı dijital ortamda da koruması gerekiyor. Bunun için kişisel verilerin korunması, dijital ortamda işlenen suçlarla mücadele ya da dezenformasyonla mücadele gibi bir takım politikalar, bir takım hukuki uygulamalar benimseniyor ama ben bunların da üstünde dijital okuryazarlık, dijital etik gibi konularda da devletin farkındalık oluşturması ve yatırımlar yapması gerektiği kanaatindeyim. İlk öğretimden başlayarak eğitim zorunlu eğitim süresi boyunca öğrencilerimize dijital etik kapsamında dikkat etmesi gereken hususlar nasıl ki toplumsal değerlerde ayıp kavramını bizler öğretebiliyorsak aileyle beraber. Burada dijital ortamda da nelerin etik, nelerin ayıp olduğu konusunda devletin farkındalık oluşturması gerektiği kanaatindeyim. Tabii ki kamu spotları çekiliyor, çalışmalar var. Ancak bunun toplumsal düzeyde tam anlamıyla başarılı olabilmesi birazcık zaman gerektiriyor. Bu zamana da ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Burada tek haldi kapımız şu, teknoloji bu ilerlemelerden çok daha hızlı bir şekilde cereyan ettiği için karşımızda öyle bir gelişim hızı var ki insanoğlunun, Geçmişte tarihsel süreç içerisinde yüzlerce yılda kat ettiği mesafeyi günümüzde gün bazında kat edebiliyor teknoloji şirketleri ve bu alanın düzenlenmesi, kontrol altına alınması da bunu zorlaştırıyor. Ama tarihin her döneminde olduğu gibi devletlerin bunun çaresine bakması gerekiyor. Aksi halde devlet mekanizmasının meşruiyeti tartışmalı hale gelir.